HDI Sigorta'nın sunduğu program devam ediyor. Sansürsüz Futbol'da ikinci bölümümüzde karşınızdayız. İki oyuncumuz var yine. Fatih Yiğit, Şanlı Türk ve Arda Güler. Bu iki oyuncuyu inceleyeceğiz sizin için. İlk önce Fatih Yiğit'ten başlayalım. 18 yaşında, sağ ayaklı ve 1.76 boyunda bir oyuncu. Ofansif orta saha bendeki bilgilerde. Sende neler var? Şimdi şöyle, ilk partımızın, ilk bölümümüzün başında söylemiştik. Video analiz üzerinden scoutingimizi, analizimizi yaptık. Onlar üzerinden değerlendiriyoruz. Ve bu oyuncular biraz gelişim çağındalar ve pozisyonları değişebiliyor. O yüzden yani benim şöyle bir gözlemim var. Fenerbahçe Ankara Gücü maçında 15 dakika süre aldı ve Erzurumspor Fener maçında son 5 dakika uzatmalarla birlikte 6-7 dakika süre aldı. Tabii ki A takıma siz kopmuş maçlarda koyduğunuz zaman oyuncu değişikliğinden sonra oyuncu biraz zaten ilk defa oynadığı oyuncularla ve A takım oyuncularıyla oynarken bir sahada duruşu zaten çok kendini de sahada bulamaz. O yüzden çok analiz etmek de zordur. Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü de o maçlarda analiz ettiğim kadarıyla sağ kanat oyuncusu, saha çizgi oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha merkeze yakın sağ iç oyuncusu gibi. Ofansif orta 10 numara, 8 numara. Evet, yani sağ kanat oynuyor ama şöyle diyemeyiz. Hani sağ kanat deyince aklımıza hani sağdan çizgiye bindiren oyuncu tipi gelmesin. Biraz da sağ iç merkeze doğru oynayan. Aslında konuştuklarımızdan sonra ben hocasıyla konuştuğumda İrfan Can tarzı bir oyuncu demişti. Evet. Yani aslında İrfan Can da öyle. Yani ters ayaklı İrfan Can, o yüzden hani sağda oynarken sola merkeze çok çekiyor ama bu oyuncu sağ ayaklı evet ama yine de sürekli merkeze bir eğilimi var. Çalım tekniği yüksek bir oyuncu bendeki bilgilere göre. Benim dikkatimi çeken pas ritmi ve pas netliği çok iyi. Onun dışında atletizminin fena olmadığını düşünüyorum. Patlayıcılığı var. Dribling teknik, top tekniği ve özgüveni var. Ama yani bunları hangi pozisyonda, daha önde, daha arkada ne kadar kullanır? Bunu tabii biraz zaman gösterecek. U19'da 10 maçta 2 golü var Fenerbahçe U19'da. Merkez orta saha için ya da ofansif olmayan bir kanat oyuncusu için normal bir istatistik zaten. Boy olarak da 1.76, zaten 18 yaşında muhtemelen daha uzamaz. Fiziğini geliştirdiğinde, o patlayıcılığını ve temposunu geliştirdiğinde belli başlı özellikleri olan bir oyuncu ama takip etmeye devam etmek lazım. Yani çok net bir şey söyleyebileceğim, benim Fenerbahçe'deki geleceği ya da ligdeki geleceği, kariyerindeki geleceği hakkında çok net söyleyebileceğim veriler şu an pek fazla yok. Aslında bütün oyuncular için bunu diyebiliriz. Çünkü 16, 19, 18 yaşındalar ve 2 sene sonra bambaşka bir mevkiye, bambaşka bir pozisyona evrilebilirler. Şimdi aslında merakla beklediğimiz bir oyuncu. Emre Belezoğlu'nun gözdesi, Emre Hoca'nın çok ilgilendiğini biliyorum. A takımla vakit geçirmesini çok önemsiyor. Ve kendisi de aslında bu yaşlarda A takımlarda vakit geçirdiği için Arda Güler'i de buraya adapte etmiş bir isim Emre Belezoğlu. Yedekte de olsa onu yedek kulübesinde oturtturuyor. Arda Güler yeni Alex olacak mı? Alex tarzı bir oyuncu mu? Onu konuşacağız. 10 veya 8 numarada oynuyor. Ofansif bir orta saha. Yine bendeki bilgilere göre teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Oyun zekası ve oyun okumasıyla ön plana çıkıyor. 2-3 yaş büyüklerden oynuyor. Bu çok büyük bir avantaj. Ve onlarla oynarken fizik olarak ezilmiyor. Yani yaşına göre iyi bir fiziğe sahip olan bir oyuncu. Yani gelecek vaat ediyor ve A takımlarında antrenmanlara çıkıyor. Şimdi şöyle, 2005 doğumlu ve o yaş grubunun altın çocuğu derler ya, her yaş grubunun bir altın çocuğu vardır. Brezilya'da bu çok vardı işte. Altın çocuk geliyor geliyor, herkes bekler. Türkiye'deki o altın çocuklardan bir tanesi Arda. Şöyle, yani Gençler Birliği'nde başlıyor 9 yaşındayken futbola ve oradan transfer. Aslında yeteneği o yaşlarda görülüp 13 yaşında sanıyorum Fenerbahçe'ye transfer ediliyor ve Fenerbahçe'de de tabii ki daha göz önünde olup gelişiyor. Emre Belözoğlu'nun verdiği önemden bahsettin. Biraz hani hiç tanımayan varsa oyuncu, duymamış da olan varsa, oyuncunun şu an Fenerbahçe altyapısı için ve A takımı için ne ifade ettiğinden başlarsak
Ocak ayında profesyonel sözleşme imzalandı. Sözleşmede imza töreninde Ali Koç bizzat, Emre Belezoğlu, Tahir Karapınar, Selahattin Baki hepsi birlikte bulunuyorlardı. Biraz hani Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe ile yaşadığı sorunlar ya da Fenerbahçe'nin Ömer Faruk Beyaz'la yaşadığı sorunlardan. Şöyle diyebiliriz, Fenerbahçe'nin sadece Ömer Faruk değil, bu konular hakkında kötü tecrübeleri var. Evet. Arda Güler üzerinde onu yaşamak istemiyorlar ve Arda'ya 2-3 kat önem veriyorlar. Hı-hı. Benim gözlemlediğim ve konuştuğum kadarıyla. Dediğin gibi altın olarak bakıyorlar. Hani o jenerasyon açısından Arda Güler'e çok çok önem veriyorlar. Ama tabii burada şöyle bir şey de var, onu değerlendireceksin diye düşünüyorum. Bu yaşlarda biz Arda Güler gibi çok oyuncu gördük. Muhammed Demirci bunun bence en büyük örneklerinden bir tanesi. Ama bir iki sene sonra ortadan kayboldular. Arda da bu yaşanmaması için Emre Hoca'nın üzerine titrediğini tekrardan belirtmek istedim. Biraz önceki oyuncu analizimizin tam sonunda işte geleceklerinin, kariyerlerinin nasıl olacağını şu andan öngörmek çok kolay değil derken oyuncuların biraz da kişiliklerini, profesyonelliklerini, nasıl yaşayacaklarını onları da analiz etmek gerek. Bu tip oyuncularda onlar da çok önemli. Çünkü şöyle en azından 15 yaşındayken bir sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hangi branşta ne iş yapıyor olursanız olsun artık insanlar önemsiyor ve Arda Güler'in 15 yaşındayken bir örnek vermek gerekirse sosyal medyada mavi tikli hesapları var. Bu çocuk yaşta neler hissediyor, ailesi nasıl bir aile, nasıl yaklaşacaklar. Evet, hocaları profesyonel yaklaşıyor ama Arda Güler veya bu tip oyuncular, bu tip çocuklar bu hayata ne kadar adapte olacak, olamayacak. Muhammed Demirci örneğini verdin. Onun o yaşlardaki sosyal yaşantısı ile alakalı da çeşitli bilgilerim var. O kadar kötü bir çevre yönlendirmesi oluyor ki futbolculuk ne demek bilmeden futbolcu olmaya çalışıyorlar maalesef. O yeteneklere rağmen alt lig oyuncusu oluyorlar. Arda'ya şu an çevresi profesyonel yaklaşıyor. O yüzden umudum biraz daha fazla yüksek. Futbol belki izleyenler için o 90 dakikadır ama yaşayanlar için aslında 7-24 devam etmesi gereken bir futbolcu olay. Futbolcu ve hani evet, topçu olayı vardır ya, topçudur dersin ama futbolcu olacak mı? Futbolcu olması gerekiyor. O da bir yaşam tarzı. Bu yaşam tarzını benimsemesi gerekiyor. Ben nasıl olsa böyle bir çocuğum hissine kapılıp da yaşantısını ona uydurmazsa tabii ki hayal kırıklığı olabilir. Bunlar her zaman herkes için soru işareti. Özellikle Türkiye gibi çok disiplin seviyesinin yüksek olmadığı ülkelerde daha da soru işareti oluyor. Şöyle Alex'ten sanırım bahsettin. Evet. Alex tarzı başında bir oyuncu. Zaten yani tarza geçmeden Alex idolü oyuncunun. Çocukluğunda hani fotoğrafları da var odasında. Bu da önemli bir şey değil mi? Oyuncuların idollerinin bu tarz karakterli oyuncular olması. Ya tabii ki. Bazı yani oyuncular vardı. Şu mesela 10 ve 8 numara oynuyor. Yani ofansif kendisine orta saha ve benzetti oyuncu olması. Alex. Evet yani bazı oyuncular vardır. Üst yaş kategorilerinden bahsediyorum. Ben futbol izlemeyi sevmem, futbolu sevmem ama oynuyoruz derler mesela. Bunun böyle olmaması lazım. Bu da iyi bir örnek. Yani çocukluğunuzda, odanızda Alex posterleri, Alex'in kitabını okumak vesaire oyunu sevme konusunda bir sorunu yaşamadığını ve pozisyonuna ve yeteneklerine benzer bir oyuncuyu idol olarak seçmiş olduğu. Bunlar çok olumlu şeyler. Oyun tarzı olarak serbest vuruşları yandan, orta yapılabilecek açılardan ve normal kaleye vurulacak yerlerden serbest vuruşları bana göre olağanüstü, yaşına göre. Burada da top tekniği, yani vuruş stilinde yani dedim Alex'i çok izliyordur ama hani Alex yok, başka biri var. Oyun tarzı olarak Messi'yi çok izlediği çok aşikar ama vuruş stilinde ben bir Neymar, Ronaldinho tarzı hissettim. Ve bunun üzerine gittiği çok belli. Yani vuruş stiliniz sonuçta siz geliştirirsiniz, seçersiniz ve onun üstüne gidersiniz. Bugün Ronaldo'nun bambaşka bir şut tarzı vardır, Cristiano'nun. Bu zamanında onu benimsemiş ve üstüne gitmiştir. Ondan öyle bir serbest vuruş tarzı vardır. Arda Güler'in böyle oyunun çalışma üzerinde olması gereken yanlarını çalıştığı da çok belli. Biraz oyuncudan bahsedelim. Bu arada bu da daha önceki oyunculardan bazılarında bahsettiğimiz gibi yine Gençler Birliği'nden Serhat Pekmezci'nin transferi. Altyapı scoutinginde gayet başarılı. Bunlar tabii
taraftarlar biraz şüpheyle bakıyor. Her zaman Fenerbahçe'den neden oyuncu yetişmiyor? Yıllardır böyle şeyler sorulur. Biraz Ali Koç yönetiminde altyapıdan yetiştirme evet ama altyapıya çok önemli transferler olduğunu düşünüyorum. Arda Güler de onlardan bir tanesi. Daha genel özelliklerinden bahsedersek Solak 10 numara. Evet daha arkada da oynayabiliyor ama aslında bence saf bir 10 numara. Top tekniği bence uluslararası seviyede şu an dikkat çeken bir top tekniği var. Duran topları da öyle. Onun dışında ters topları iyi ve sen de söyledin fiziksel olarak handikabı bence yok. Yani boyu hala uzama aşamasında olduğu için tam bir boy veremiyoruz. Evet. Çeşitli kaynaklarda da zaten bu yazmaz. Yani kulüpte bilgisi vardır ama o da değişken bir şey. Ama öyle zamanında bazı 10 numara adayları, yıldız adayları çıktı ama fiziksel olarak bir kendini bulması 27-28 yaşı buldu. Öyle bir oyuncu değil. Fiziksel olarak çok fazla geride kalmıyor. A takımla antrenmanlara çıkıyor. A takımla kafilelerde, deplasmanlarda kafilede yer alıyor. Ve dediğim gibi o oyunu yönlendirme, solak, ters topları, uzun topları gayet iyi seviyede. Geleceğinden bahsetmek gerekirse Haziran 2023'e kadar Fenerbahçeli profesyonel sözleşmesi var. İnsanlarda öyle de bir şüphe olabiliyor çünkü elimizden kaptırmayalım gibi bir taraftar refleksi oluyor. Sözleşmesi olarak uzatmayan Ömer Faruk'un örneği varken. Evet, yani daha önce Merih örneği var. Belki Fenerbahçe açısından bakarsak 2023 Haziran sonuna kadar sözleşmesi var ve o zamana kadar muhtemelen kulüp onun kariyeriyle ilgili en azından ilk etapta o tarihe kadar bir plan çizmiş ve A takımda yavaş yavaş süre almaya başlayacağını düşünüyorum ben. Arda Güler'i de değerlendirdik. İkinci bölümümüzde Fatih Yiğit'le başladık. Ardından Arda Güler'le bitirdik. Bir sonraki bölümümüzde yine iki tane birbirinden değerli oyuncumuzu incelemeye devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu program devam edecek.